Gel. Önce topraktan çıktığı için çapaklarını kesip temizlemek gerekiyor. Ben bakayım mantarları topladın mı? Sağ abi, boğum mantar. Sağ ol. Güzel pelit mantarları. Koca aç mantarları. Bilezik yok. Ses ağzını biraz karşıysa bu güzel öksürüğü bakın. Öksürük. Bu yer babamdan kalan bir yerdi. Düşündüm, taşındım buraya gelip doğal yaşamda hayatı kurmayı düşündüm. Tabi bu arada evi yaptık, yolu yaptık, suyu getirdik. Fakat ceyran da yok. Ceyran köyden gelmesi için en az 2-3 kilometre. Düşündüm ben de bunun için bir sistem düşündüm. Ve bu gördüğünüz güneş enerjisini, rüzgar gülü ve akülerle bunları yaptım. Çok şükür evde her işi, evin her ihtiyacını bunlarla karşılıyorum. Bana ver çayı. Buyur. Sen de otur. Alanya'da uzun müddet meslek öğrendim, mesleğimi icra ettim. 40 yıl sonra Alanya'dan buraya geldim. Bu yer 20 dönüm kadar yerim vardı, burada babamdan kalma. Burayı nasıl değerlendireyim dedim. Öncelikle yol yapmakla başladım. Yolu yaptım, tarlalar yapmaya başladım, ev yaptım. Arkasından ceyrana da ihtiyaç vardı. Ceyranı da güneş enerjisinden hallettim. Suyum buradan ileride 2 kilometre bir bahçem daha yer aldım. Oradan da suyu hortumla getirerekten suyu, havuz yaptım. Havuza da suyu doldurup hem ihtiyacımı hem yıkanma amaçlı hem bahçe sulama amaçlı. Ondan sonra işte bahçemde her türlü meyveyi yetiştirerekten doğal hayatta eşimle beraber buralarda yaşamayı çok seviyorum. Ve burada bu doğal hayatı yaşamayı da herkese tavsiye ediyorum. İşte ne oldu? Boş zamanında mantara giderim. İşte ava bularım. Ne yaparım? İşte bağ bahçe çalışırım. İşte bu şekilde doğal hayatta yaşıyoruz. Mutluyum. Çok güzel. Ben Alanya'dan geldim. Beyim de burada. Beraber geldik. Çok mutluyum. Çok iyi. Doğal her şey. Her şey var bahçede. Üzüm falan var. Limonumuz var, ikivimiz var, bölevizimiz var, her şey var.
Bir komşu yok. Bir komşu lazım bize. İnşallah bir komşu gelirse bir arsa da verebiliriz.